Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Ani ölümden korunmak için ne okuyalım? Uykudan önce, uyumadan önce 21 defa besmele okuyalım. 21 defa Bismillahirrahmanirrahim'i okuyalım inşallah. Cevşen okumaya devam ediyoruz. Cevşen zırh demek, Esma-i İlahiye demek, zırhımızı giyiyoruz. Her türlü belalardan, musibetlerden, hastalıklardan Rabbim bizi korusun, muhafaza etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya men huve kulli şeyin hâzi'un leh. Ey her şey kendisine tam bir itaatle boyun eğen. Ya men huve kulli şeyin kâinun leh. Ey her şey kendisi için var olan. Ya men huve kulli şeyin mevcudun leh. Ey her şey kendisi için mevcut olan. Ya men huve kulli şeyin munibun leh. Ey her şeyin kendisine yöneldiği, dua ile yöneldiği. Ya men huve kulli şeyin haifun min. Ey her şeyin kendisinden korktuğu. Ya men huve kulli şeyin müsebbihun leh. Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği. Ya men huve kulli şeyin kaimun bih. Ey her şeyin kendisiyle ayakta durup varlığını sürdürdüğü. Ya men huve kulli şeyin haşi'un leh. Ey her şeyin kendisine huşu ile boyun eğerek itaat ettiği. Ya men huve kulli şeyin sairun ileyh. Ey her şeyin kendine dönüp vardığı. Ya men huve kulli şeyin helikun illa vechhe. Ey her şeyin helak olup yalnız zatı baki olan Rabbim. Sübhaneke ya la ilahe illa entel eman el eman ecirna minen nar. Sübhansın ya Rab. Senden başka yoktur ilah. Eman, emniyet, güvence talep ediyoruz senden. Kurtar, koru bizi cehennemden. Ömür çok hızlı geçiyor. Nasıl geçtiğini de anlayamıyoruz. Rabbim hakikati görenlerden eylesin inşallah. Hayat apartmanı yıkılıyor. Ömür tayyaresi uçağı şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Yüz milyarlarca insan şu an toprağın altında. Yüzlerce defa bu şehirler, kentler mezarlığa boşaltıldı. Kimse için bakilik söz konusu değil. Kimse halit değil, ebedi değil bu dünya hayatında. Dolayısıyla ölüm haktır ve gerçektir. Bilinçli bir şekilde yaşamak lazım. Hayat apartmanımız yıkılıyor. Yaşlandıkça hastalıklar, ölümün keşif kolları, hayat apartmanımız yavaş yavaş yıkılıyor. Ömür tayyaresi, ömür bir uçak gibi düşünülürse şimşek gibi geçiyor. Şimşek ne kadar süratli? Onun gibi adeta zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Peki ne yapalım? Bizim en büyük vazifemiz nedir? Ferşten arşa, ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi yalnız duadır. Demek ki bizim en büyük vazifemiz duamızdır. Takdir bozulmaz, kader değiştirilemez. Ne ile? Tedbir ile, sakınmak ile, kaçınmak ile takdir, tedbir bozulmaz. Peki ne yapalım? Bizim en büyük manevi silahımız duamızdır. Dua ettiğimiz zaman, mervi, rivayet edilen dualarla dua ettiğimiz zaman inmiş olan, inmekte olan, inecek olan belaları engeller, onlara mani olur. Bizim duamızla belalar kıyamete kadar çarpışır, savaşır. Dolayısıyla ferşten arşa, yani topraktan arş-ı azama, en büyük dairesi olan, azami dairesi olan Cenab-ı Hakk'ın tüm isimlerinin yansıdığı, işte o arşa, en yüce aleme kadar, ezelden ebede kadar, en geniş dairelerde insanın vazifesi yalnız duadır. Mesela kalpte bir arştır, Beytullah'tır, Allah'ın evidir. Bizim fuadımız, yani manevi kalbimiz, yani imanın mahalli olan fuadımız, manevi kalbimizde nedir? Allah'ın evidir.
Cenab-ı Hakk'ın isimleri orada da yansımaktadır. Latife-i Rabbaniyemiz vardır. İşte en küçük dairede kalpte bu Esma-i İlahiye yansımakta, kalp ona mazhar olmakta, o isimlere, işte bu isimlerin asli surette tüm isimlerin yansıdıkları en büyük daire-i azamiye olarak ifade edilen, cisimsel olarak belirtilen ulemanın kitaplarında bir arş-ı azam var ki orada da tüm Esma-i İlahiye asli surette ne yapıyor? Tecelli ediyor. Onun bir numunesi, örneği de bizim fuadımız, gönlümüz, manevi kalbimiz, imanımızın mahalli Beytullah'tır, Allah'ın evidir. Kalple arş arasında da böyle bir bağ ve nispet vardır. Ferşten arşa, ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi, görevi, ödevi yalnız duadır. Rabbim bizleri es-sebebükel fail yapsın, başkalarının imanına, hidayetine vesile kılsın. Allah'a emanet olun.